Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugünkü konumuz acaba her işin sorumlusu yüzük parmağımız mı? Ne alakası var diyeceksiniz. Literatürde işaret parmağının yüzük parmağına oranını kıyaslayan yaklaşık 900 tane yayın var. Şimdi işaret parmağı uzun olunca ya da yüzük parmağı uzun olunca ne oluyor? Anne karnındayken eğer testosterona daha fazla maruz kaldıysanız yüzük parmağınız, eğer östrojene maruz kaldıysanız işaret parmağınız daha uzun oluyor. Buna İngilizce çalışmalarda 2D bölü 4D rasyon, yani ikinci parmağın dördüncü parmağın oranı demişler. Peki anne karnındayken testosterona daha çok maruz kaldığın zaman ne oluyor? Bebek de testosterona bağlı olarak nörolojik, yani sinirsel ya da bedensel durumlar daha erkekçileşiyor. Yani anne karnındayken testosterona maruz kalmakla doğum sonrası testosterona maruz kalmak arasında çok fark var arada, bebeğin gelişmesiyle ilgili olarak. Peki bu erkeksi gelişme doğumdan sonra erkeği ya da çocuğu nasıl etkileyebiliyor? Bununla ilgili birçok çalışma yapılmış. Yani o kadar çok şey ilişkilendirilmiş ki bu. Mesela erkek yüzük parmağı daha uzun olan erkeklerde daha saldırgan, daha agresif tavırlar alabileceğini, riskli kararları daha kolay alabileceğini, obezite ve kalp damar hastalıkları konusunda yüzük parmağı uzun olanların daha şanslı olabileceğini. Tabii ki penis boyu ile ilgili de mutlaka bir çalışma yapmış. Yüzük parmağı uzun olanlara penisinin de daha uzun olabileceğini Kore'de yapılan bir çalışmada tespit etmişler. Aynı zamanda dikkat eksikliği konusunda daha şanssız olabileceklerini tespit etmişler. Prostat kanseri konusunda da gene yüzük parmağı daha uzun olanlar daha şanssız. Peki işaret parmağı olanlar da işaret parmağı daha uzun olan erkeklerde daha depresyona ve anksiyeteye daha yatkın olabilecekleri tespit edilmiş. Özellikle sporla ilgili birçok çalışma var. Patlayıcı güçle ilgili sporlar, el kavrama gücü de ilgili ya da takım oyunlarında ilgili sporlarda, özellikle sprinterlarla yani 100 metre, 200 metre yarışlarıyla ilgili olan sporlarda yüzük parmağı daha uzun olanların daha şanslı olabileceği tespit edilmiş. Bununla ilgili gerçekten çok çalışma var. En enteresan çalışmalardan bir tanesi kadın erkek ilişkileri üzerine. Kadınları daha çok dinleyen, daha çok iltifat eden ve kadınlara daha çok zaman ayıran erkeklerin yüzük parmağı daha uzun olan erkekler olduğu tespit edilmiş. Tabii böyle tespit edilmiş diye illa böyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Eş seçimine gidip de yüzük parmağı, işaret parmağı bakılmasının bir anlamı yok. Ya da takıma halı sahada adam seçerken yüzük parmağına, işaret parmağına bakmaya gerek yok. Tabii spor ve sanatsal faaliyetlerde doğuştan gelen yetenek çok önemli. Ama bir insan kendine parmakların birbirinden farklı diye ket vurmamalı hiçbir zaman. İnsan neyi istiyorsa, doğası neyi istiyorsa o yönde kendini ilerletebilmeli. Bunlar sadece korelasyon çalışmaları. Milyonlarca insan üzerine yapılmış çalışmalar bunlar. Her yani milyonlarca insan üzerine yapıldı diye doğru olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunun tersi de çıkabilir tabii ki. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.